Konuyu arz ettiğimizde gerçekten Bahçelievler için geç kalınmış bir proje olduğunu ve bir an evvel hayata geçmesini istediğini ve biz de onların destekleriyle maddi manevi Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak, Develi Spor Kulübü olarak hemen harekete geçtik diyor. Biz bunu 2 ay bir proje yapıp çocuklarımıza yüzmeyi de öğretip tekvandoyu da çalıştırıp inşallah bu projenin gelecek yıllarda daha büyük projelere imza atacak değerde bir proje olmasını hayal ediyoruz, umut ediyoruz, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kıymetli velilerim, sevgili öğrenciler, mesai arkadaşlarım, ben de hepinizi selamlıyorum. Bugün gerçekten öğleye kadar çok yoğun bir programımız vardı. Ramazan aradığında yani yetişebilir miyim, yetişemez miyim o kaygı da vardı ama buraya gelince sizleri ve çocukları böyle görünce bizim de yorgunluğumuz gitmiş oldu. Ramazan konuyu size söyledi. Bana geldiğinde gerçekten Bahçelievler'de böyle bir etkinlik yapacak maalesef bir yerimiz yok. Sizlerin de çocuklarının işte ilçe merkezindeki gençlik merkezimiz olur ya da halk eğitim kurslarına katılmasının imkanı da yoktu. Böyle bir fikir gelince biz de elimizden geleni ardımıza koymayız dedik. Ve biraz önce çok sevindiğim bir cümle söyledi. Dedi ki başkanım, buraya gelen 130 çocukların içerisinde daha bu tesise gelmeyen, yüzme havuzuna girmeyen çocuklarımız varmış. İlk defa gelenler oldu. Ne mutlu bize böyle desteklerle sizleri mutlu ettiysek. Ben öncelikle çocuklarınıza böyle bir projeyi ortak ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yavrularımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan'dan tutun Adem Bey'e, okul müdürümüze ve tüm yetkililere bizlere destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah yavrularımız için, sizler için elimizden gelen neyse o gayreti yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Bizim için önemli olan sizlerin gönlündeki mutluluk ve o çocuklarınızın yüzündeki tebessüm. Eğer bunları başardıysak, bir çocuğumuzu dahi mutlu ettiysek emin olun 130 çocuktan, 130 veliden bir kişiyi dahi mutlu ettiysek biz başarılıyız diye düşünüyorum. Çünkü yavrularımız bizim yavrularımız. Sizlerin göz bebeği ama bizler de onları önemsiyoruz. O yüzden bundan sonra da yapılacak etkinliklerde bu mahallelerde yine bizlerin desteğiyle, okul müdürümüzün, ilçe sosyal müdürlüğümüzün destekleriyle buna devam etmeyi ben arzularım. Bu mekanı biz sizlere yine sağlarız inşallah. Ben tekrardan böyle bir güzellik yaşattığınız için ve işinizi gücünüzü bırakıp buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra devam edecek saygılarımla. Şu anda ilçemizin Bahçelievler mahallesindeyiz. Bahçelievler ilçemizin biraz dışında olan, girişinde olan bir mahallemiz. Tabii biz buradaki hemşerilerimize, kadın ve gençlik merkezimizde çocuklarımıza kurslar verebileceğimizi söylediğimizde onlar ulaşımdan dolayı gidip gelmelerinin zor olacağını söylediler. Biz de ne yaparız diye düşünürken mahallemizde bulunan ve özel bir işletmeciye ait olan bu tesisi kiralayarak mahallemizdeki hemşerilerimizin, çocuklarımızın kullanımına sunduk. Ve şu anda 130 öğrencimiz hem sabah Kur'an kursuna gidiyorlar, hem öğleden sonra karate kursuna katılıp daha sonra da yüzme kursuna katılıp burada güzel vakit geçiriyorlar. Burada ailelerin, annelerinin gerçekten mutluluğunu gördüğümüz zaman yaptığımız işin ne kadar güzel olduğunu farkına vardık. Buradaki yavrularımızın mutluluğu görmeye gerçekten her şeyde. O yüzden bizler bu tür uygulamalarımıza devam edeceğiz. Adeta yüzme havuzunu hemşerilerimizin ayağına getirmiş olduk. Kurslarını ayağına getirmiş olduk. Bundan sonra da bu tarzdaki merkezimizdeki kadın ve gençlik merkezimize gelemeyen mahallelerimizdeki çocuklarımızı yerinde neler yapabiliriz? Onlara bu kursları mahallelerine nasıl verebiliriz? Onun gayret içerisinde olacağız. Tekrar söylüyorum, yavrularımızın bu mutluluğunu görünce bizler yaptığımız işin ne kadar güzel olduğunu farkına varıp mutlu oluyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler.